Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu an şeyinde görmüş olduğunuz Hohem'in iSteady M6 adlı akıllı telefon gimbalini hep birlikte inceleyeceğiz. Detaylarına gireceğiz, bakalım neler vaat ediyor. Arkadaşlar videoya başlamadan hemen şunu bir söylemek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz Hohem iSteady M6 ürünü bana soracak olsanız tam bir fiyat performans ürünüdür. Gelin bu bağlamda bu videomuza devam edelim. Şimdi hani her videoda yaptığım bir şey arkadaşlar, şunu hemen sizlere söyleyeyim. Nedir bu akıllı telefon gimbali dediğim şey? Biliyorsunuz bu akıllı telefon sektörü oldukça gelişti ve artık neredeyse giriş orta segment cihazlarda bile 4K çekim veya ona yakın çekimler yapabiliyoruz. Akıllı telefon sektörü bu hale gelince, işler böyle alıp başını yürünce değerli arkadaşlar, artık şu an elimde görmüş olduğunuz Hohem'in iSteady M6 gibi akıllı telefon gimballerine de ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaya başladı. Ki durumu bir de şöyle düşünün arkadaşlar, artık akıllı telefon reklamları bile özellikle üst segmentte işte şöyle çekim yapıyor, böyle aksiyon oluyor, anı oluyor falan filan gibi özelliklerle tanıtılıyor. Tabii bir de şöyle bir parantez açacağım. Ya giriş fazla uzadı ama bu parantezi açmam lazım arkadaşlar. Günümüzde artık pek çoğumuz evden iş yapıyoruz. Pek çoğumuzun içerisinden de ciddi bir oran kendi ürettiği ürünler veya internetten temin ettiği ürünleri tekrar kendisi başka sitelere koyarak satıyor. İşte iSteady M6 gibi akıllı telefon gimballeri hali hazırda bu tarz işler yapıyorsanız bu işlerinizi bir üst segmente taşıyabilecek özelliklere sahip. Ayırt edici anlamda ise iSteady M6'nın en önemli özelliği arkadaşlar 3 eksenli bir gimbal olması. 3 eksenli gimbal ise video çekimlerinde kullanılan bir stabilizasyon sisteminin adıdır. Temel işlevi kamera veya akıllı telefon gibi cihazları sabitleyerek çekim sırasında oluşabilecek titreşimleri ve sarsıntıları minimize etmektir. 3 eksen terimi gimbalin 3 farklı eksende hareketleri dengeleyebildiğini ifade eder. Pan yani yatay eksen, tilt yani dikey eksen ve roll dönme ekseni olmak üzere bu eksenlerde 3'e ayrılıyor. Bu anlamda ise iSteady M6 arkadaşlar bu 3 eksenli çalışma mantığını gayet sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. Zaten size çekmiş olduğum örnek görüntülerde görüyorsunuz, cihaz gerçekten bu 3 eksenli gimbal olayını sabitleme yani video stabilizasyon olayında gayet başarılı. Bu anlamda ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gimbalin yine normal bir gimbalden farklı olarak size sunabileceği en önemli özellik ise değerli arkadaşlar, yüz takibi ve akıllı nesne takibi gibi özellikleri yapabiliyor olması. Bunları yapabilmek için akıllı telefonunuza bir adet uygulama indirmeniz gerekiyor. Daha sonra bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Özellik anlamında hani böyle özellikle vlog çekiyorsanız böyle yani hareket oranınız çok şiddetli değilse bence cihazın yüz takibi ve nesne takibi başarılı. Burada da bir parantez açılması gerekiyor arkadaşlar. Aslında bunu videonun ta en başında söylemem lazımdı ama şimdi söyleyeyim. Bu ürün bir fiyat performans ürünü. Bu yüz ve takip etme yani nesneleri takip etme özelliği ise yine bu fiyat performans ürünü ekseninde değerlendirilmesi gereken bir özellik. Şimdi gelelim bir gimbalde aradığımız bir diğer önemli özelliğe. Değerli arkadaşlar, motor gücüne. Cihaz güçlü motorları sayesinde ağır yükleri bile rahatlıkla taşıyabiliyor. Ağırlık kapasitesi 400 gram olan bu gimbal büyük telefonlar ve bazı kompakt kameraları bile destekliyor. Ki zaten değerli arkadaşlar hani benim bildiğim 400 gramı geçen bir telefon yok, siz biliyorsanız paylaşın. Hani bu özellik yani 400 gram taşıyabilme özelliği bence en önemli. Şunu sağlamış bize, atıyorum telefonunuzu buna takacağınız zaman kılıfını çıkarmanıza gerek kalmıyor. Hani kalın bir kılıf kullanıyorsanız o kılıfla birlikte cihazı gayet senkronize edebiliyorsunuz. Bu bence önemli bir özellik. Tasarım anlamında ise hani cihaz zaten elinize ilk aldığınızda şık duruyor ama hani bu tarz cihazlar artık zaten aynı görüntüye sabit arkadaşlar. Farklılık olarak karşısında bir 0.91 inçlik bir OLED ekran sizi karşılıyor. Bu ekran dokunmatik değil, joystickle kendisini yönetebiliyorsunuz. Ekrandan yapabildiğiniz her şeyi yine mobil uygulama sayesinde yapabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar şu dönem videolardan da çekebiliyorsunuz. Bu özellik bayağı moda oldu. Bana soracak olursanız olması bayağı bir artı yazar. Ön kısmında bir adet tetik var. Bu tetikle de işte cihazı toparlama ve benzeri işlemlerini yapabiliyorsunuz. Son olarak bir de cihazın üstüne takabileceğiniz burada bir AI destekli ışık var arkadaşlar. Bu ışık aynı zamanda sensör işlevi görüyor. Yani bunu da gelip üstüne taktığınız zaman böyle bir görüntüsü oluyor yani. Görüntü olarak sorunsuz bir cihaz ya. Yani burada işte kayıt tuşu var, manuel alma var. Yanında arkadaşlar bir adet Type-C portu var. Type-C portuyla telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz cihazı kullanırken. Açma kapama burada hani onun dışında bir şey yok. Benim çok önemli bir şey daha var değerli arkadaşlar. O da şu fokus tekerleği. Bu tekerlek sayesinde çekimlerinizi yaparken netliği manuel olarak bu fokus tekerleği sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Batarya anlamında iSteady M6'nın 2000 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Çekim olarak 6-8 saatlik bir çekim ömrü vaat edilmiş ama hani bu sizin yapacağınız çekimde kullandığınız fonksiyonlar, motorun performansı, işte fokus butonu falan filan gibi unsurlara bayağı bağlı. Fakat şarj anlamında hani ben çok ciddi bir sıkıntı çekmedim. Çok yoğun da biraz böyle yoğun da kullandım kendisini denemek için. Hani böyle 3-4 saat sonra artık şarjı böyle 2-3'lük gitmeye başlamıştı. Şarj yuvamız Type-C, onu söylemiştim. Bir diğer önemli durum var. Bu bazılarına göre dezavantaj, bazılarına göre ise önemli bir unsur değil. Fakat bataryasının çıkarılabilir olmaması hani böyle yoğun çekimlerde falan filan dezavantaj olarak yazılabilir. Hani bir de çıkan bataryası olsa çok iyi olur ama batarya sabit. Cihazın AI destekli olduğundan, yüz takibi, nesne takibi yapabildiğinden söylemiştim arkadaşlar. Bunların haricinde kendisinin içerisinde 4 adet
adet farklı çekim modu var. Bunlardan bir tanesi PF modu. Arkadaşlar telefonda yatay hareketlerde sizin elinizin eksenini takip eder cihaz. PTF modunda hem yatay hem de dikeyde elinizin eksenini takip eder. L modunda görüntü sabitlenir, gimbal serbesttir ki ben en çok bunu kullanıyorum. POV modunda ise sizin gözünüzü yani bakışınızı takip ediyor gibi düşünebilirsiniz. Gimbal bunları ek olarak değerli arkadaşlar yine uygulama üzerinden de yaratıcı çekim modları sunuyor. Motion Lapse, Time Lapse ve Hyperlapse gibi modlar bunlar. Uygulamasından bahsetmiştim. Hem Google Play'den de Apple Store'da rahatlıkla uygulamayı bulabilirsiniz. Uygulama önemli çünkü dijital panelden uygulamada ulaşabildiğiniz özelliklere ulaşamıyorsunuz. Bir de uygulama içerisinde arkadaşlar kalıp olarak sunulmuş çok farklı tatlı çekim örnekleri var. Şimdi görüntülerimizi izledik, testlerimizi yaptık değerli arkadaşlar. Sonuç olarak bu cihaz nasıl bir cihaz? Şimdi arkadaşlar bu tarz işlerle ilgiliyseniz ve akıllı telefonunuzla hani ortalama üstü videolar çekebiliyorsa böyle anılarınızı falan filan için bile keyifli hale getirmek için tercih edebilirsiniz. Ama bunun haricinde bence bu cihaza ihtiyaç duyacak esas kişiler işte düğün çekimi, araba çekimi veya profesyonel hayatta akıllı telefonuyla birlikte sosyal medyacılar, internet içerik üreticileri vesaire gönül rahatlığıyla bu cihazı tercih edebilirler. Bu size ne avantaj sağlıyor? Şimdi arkadaşlar biz biraz da eskiden beri geldiğimiz için hani arka planda şu an benim çekimimi yapan yaklaşık 150 kW'lık bir ekipman söz konusu. Fakat hani günümüzde bu tarz bir cihazla bir de 4K çekebilen bir telefonunuz varsa bir de tabii ki de mikrofonla birlikte bu maliyeti 4'te 1'ine düşürüp bu tarz içerikler üretebilirsiniz. Ha şunu açıkça söylüyorum. Hani bir akıllı telefonun kalitesi bana soracak olursanız bir DSLR kameranın veya büyük lenslerin kalitesine yetişmesi zor ama bu aletle sizin işlerinizi bir üst seviyeye son derece rahatlıkla taşır. Tabii ki de şu opsiyonu da unutmayalım. Fiyatı hesaba katılacak olursa bu özellikleriyle birlikte bence gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ürünü satın almak veya daha hakkında daha fazla detaylı bilgi isterseniz de açıklamaya bir adet link bıraktım. O linke tıklayabilirsiniz. Böylece bu uzun videomun da yani bana göre uzun olan bu videomun da sonuna gelmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Cemal çok ısrar ediyor arkadaşlar. Kendisine bir kanal açtı. O kanala abone olmanızı çok istiyor ama hani daha yaşı gelmediği için biraz bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.